Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Suretül Mücadeleti. Mücadele suresi. 28. cüzün başı. Kur'an-ı Kerim'e göre Mücadele suresi. Medeniyetün Medine'de inen surelerden. Yani medeni olan surelerden. Medine döneminde. Şimdi medeni deyince sadece Medine dahilinde inen sureler demek değil. Medine döneminde, ister Medine'de insin, ister başka yerlerde insin. Ve ayatuha isnetani ve işrûn. Ayetleri kaç tane? 22 ayet. Hepsi de medenidir ayetlerin. Mekki değil. İnşallah bu tefsirden, bu 28. yüzden sona doğru okuyabildiğimiz kadar okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Kad semi'allahu kavlelleti tücadiluke. Kad semi'allahu. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu eşitti, duydu. Neyi? Kavlelleti. O kadının sözünü ki. Tücadilüke. Tabi burada tücadilü, cadele yücadiliden, müfaale babından bir fiil. Müfret müennes gaibe. Buradaki asıl manası değil. Sana başvuran, müracaat eden. Tücadilüke, ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sana müracaat eden, başvuran. Turaci'uke, sana müracaat eden. Eyyühen nebiyyü, ey şanı yüce peygamber. Oradaki tücadilüdeki kaf kime hitap ediyor? Peygamberimize. Nerede, hangi konuda? Fî zevciha, kocası hakkında. Kocası hakkında, şimdi olayı, sebebin üzerine söyleyecek. Kocası hakkında seninle gelip meseleyi bir yerde münazara eden, sana müracaat eden bir kadının bu sözlerini Rabbül Alemin eşitti, zaten Cenab-ı Hakk'ın eşitmediği bir şey yok ve ona bir hüküm indirdi. Çünkü bu kadının, sahabiye olan hanımın müracaatından sonra bu ayetler inmiş. Aşağıda okuyacağımız ayetler. Fî zevciha, kocası hakkında. Öyle koca ki el-muzahiri minha, hanımına zihar yapan, el-muzahiri zihar yapan minha, hanımına. Hanımına zihar yapan bir koca. Muzahir ne demek? Zihar ne demek? Kendi hanımına bir sebepten dolayı veya işte sebepsiz olabilir. Senin karnın bana anamın karnı gibi. Senin sırtın bana anamın sırtı gibi. Sadece anası da değil. Kendisine ebedi nikahı düşmeyen kadınlardan birisine benzetmesi hanımını. Ama anasının ve diğer mahremlerinin bakamayacağı organlarından bir organa kendi hanımını benzetmesine zihar deniyor. Zihar deniyor. Öyleyse ne diyor burada? El-muzahiri minha, zihar yapan. Ve kâne kâle leha, ve kâne kocası idi, gâre demiş idi, leha o kadına, hanımına yani. Ne demişti? Enti aleyye, sen bana kezahri ümmi, anamın sırtı gibisin. Anamın sırtı gibisin demiş. Fakat se'eletin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, se'eleti, se'elet. Şimdi burada o kadına raci yine bu. O kadın sordu kime? En-Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, anzalik bundan. Tabi aralarında bir mesele olmuş hanımıyla kendi arasında kişinin ve kocası senin efendim sırtın bana anamın sırtı gibi ya da sen bana anamın sırtı gibisin demiş. O kadın da geliyor Peygamberimize, ya Resulallah, kocam bana böyle diyor. Böyle dedi. Çünkü o güne kadar cahiliye döneminde zihar yapmak
Tarak gibi artık o kadın ondan tamamen ayrıldı, alakaları kesildi olarak kabul ediliyordu. Cahiliye döneminde Peygamberimiz de onların adetlerine göre cevap verdi. Evet, sen ona haram oldun dedi, diyecek şimdi. Fe'ecabeha, Peygamberimiz o kadına cevap verdi ki bi enneha harumet aleyhi. Bi enneha, o kadın harumet, haram oldu aleyhi, kocasına. Tabi böyle gayb sıygasıyla söylüyoruz. Alama, bir hal üzere ki huvel mahudu, bilinen odur indehüm, onlara göre. Yani Araplara göre bilindiği şekil üzere. Bilinen neymiş? Böyle zihar yapan bir kadın kocasına haram kabul ediliyor. Boşanmış sayılıyor. Talak sayılıyordu. Talak. Alâ mâ huvel mâhûdü ne demekmiş? Bilindiği üzere. İndehüm, onların yanında. O bilinen de neden? Yine enne zihara, zihar, yani hanımını anasının sırtına benzetmesi veya diğer mahremlerinin bakamayacağı bir organına, sen bana ananın sırtı gibisin ya da bacının sırtı gibisin demesi, bunun hükmü nedir? Mucibuhu, bunun gerektirdiği şey firkatun ve ebbedetun, ebedi bir ayrılıktır. Firkatun ya da furkatun ve ebbedetun, müebbet bir ayrılıktır. Müebbet. Artık o zihar ne yapmış oluyor? Talak sayılmış oluyor. Tabi onların inancına göre o gün. Adet öyleydi. Bilinen konu öyleydi. Ve hiye, bu ayeti kerimede zikredilen kadın kimdir? Havletü. Havledir. Havle. Havletü. Havle. O da kimmiş? Bintü Thalebete. Salebe kızı Havle. Ve hüve, o da kim? Evsübnüs Samiti. Evsübnüs Samiti. Samit oğlu Evs. Şimdi kocasının adı Evs, kadının adı Havle. Kimin kızı? Salebe'nin kızı. Evet. İşte oradaki olay bu. Hem de kendi akrabası, o amcasının kızı olması lazım. Geliyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, şikayetçi oluyor. Diyor ki ya Resulallah, ben bir zaman gençtim. Efendim, ömrümü Evs'e verdim. Ben genç olduğum halde, hatta zengindim. Benim geniş ailem vardı, malım vardı. Şimdi diyor benim malımı yedi bitirdi, gençliğimi bitirdi. Ve benim ailem parçalandı, yaşım ilerledi. Şimdi bana zihar yaptı ve zihar yaptıktan sonra da pişman olmuş Evs. Niye yaptım diye. Acaba benimle onu bir arada toplayacak bir çare var mı? Çünkü inançlarına göre neydi? Daha hüküm değinmemişti o güne kadar. Boşanmış olmasıydı. Bunun üzerine Peygamberimiz buyurdu ki sen ona haram oldun. Fakale Resulullah harumti aleyhi. Harume yahrumu de. Sen ona haram oldun. O zaman dedi ki ya Resulallah, Allah sana efendim talakı beyan eden bir ayet indirecek. Dolayısıyla şimdi o diyor benim çocuklarımın babasıdır. Ve insanlar içerisinde bana en sevimli olan insandır. Kocasını anlatıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da yine buyurdu ki sen ona haram oldun. Ve neticede bunu Cenab-ı Hakk'a arz etti. Havle neyi arz etti? Ya Rabbi ben fakirim, şimdi ihtiyacım var, yalnızım. Efendim işte ben yıllarca beraber kaldığım kocam bana zihar yaptı. Ben şimdi çocukları buna versem çocuklarıma bakacak kimse yok, çocuklar zayi olur. Bende kalsa çocuklarım açlıktan ölür. Yani çünkü yedireceğim bir şey yok. Fakirleştim. O zaman ya Rabbi buna bir çare. Bunun üzerine de ayet iniyor Peygamberimize. Aşağıdaki ayet-i kerimeler iniyor. Evet. Ve teşteki ilallahi. Allah'a arz ediyor.
Allah'a arz eden kadının, yukarıda tücadilüke, sana müracaat eden, ve teşteki ilallah, Allah'a arz eden. İştika burada şikayet. İşteka, yeşteki, iştikar. Ama buradaki manası dua etmek, arz etmek. Vahdeteha, yalnızlığını. Vefakateha, ihtiyacını. Faka, ihtiyaç. Vahdet, ya Rabbi ben artık yalnız kaldım. Evs benden bu vesileyle ayrılmış olacak. Ben de onu çok seviyorum. Çocuklarımız da var. Çocuklarımızı ben ona versem çocuklarım da zayı olur. Ben de kalsa ne yapacaklar? Ne yiyecekler? Ve sabiyeten, sigaran, daha neyi arz etti Cenab-ı Hakk'a? Küçük çocukları, bakıma muhtaç küçük çocuklar. İn dammethüm ileyhi. Eğer o çocukları ona verirse kocasına, daha o çocuklar ne olurlar? Zayı olurlar. Da'a yadî'u dıya'an. Da'a, da'a, da'u. Fiil-i mazî, cem-i müzekkir, gâib. Ev ileyha, ya da o çocukları kendi yanında tutsa, kadın, kendi çocuklarını, ca'u, aç kalırlar. Çünkü onların ihtiyacını karşılayacak herhangi bir geliri yok. Böyle arz etti. Cenab-ı Hakk'a için döküyor yani. Ya Rabbi benim halim bu. Eğer bu zihar tamamen alakanın kesilmesi ise ben bu çocukları ne yapacağım? Babasına bıraksam bakacak kimse yok, zayi olur çocuklar. Bende kalsa aç kalırlar. Onların ihtiyaçlarını karşılayacak herhangi bir imkanım yok. Vallahu Allah Celle Celalü yesma'u işitiyor tahavuraküma, sizin karşılıklı konuşmanızı, tahavur, muhavera, tefaül babından, teracu'a küma, sizin karşılıklı konuşmanızı, yani o kadının peygamberimize gelmesini, peygamberimizin ona cevap vermesini, böyle ikinizin karşılıklı konuşmalarınızı ne yapıyor? Cenab-ı Hak işitiyor, duyuyor. Zaten Allah-u Teala'nın işitmediği, duymadığı herhangi bir şey yok ki. Evet. Vallahu innallaha semi'un basir. İnnallaha şüphesiz Allah semi'un, her şeyi işiticidir. Basirun ve her şeyi görücüdür. Yani alimün. Tabi işitmek, görmek bir yerde o şeyleri bilmek demek. Gördüğü zaman biliyor, işittiği zaman biliyor. Tamam mı? اَلَّذ۪ينَ يَظَّهَّرُونَ. Dikkat edin şimdi. اَلَّذ۪ينَ يَظَّهَّرُونَ. Bizim okuduğumuz kıraat اَلَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ. Bizim asım kıraatı اَلَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ. Ama burada başka bir kıraata işaret etmiş. اَلَّذ۪ينَ يَظَّهَّرُونَ. Burada üç kıraat var. Üç. Aşağıda dipnotta da almış. Yazzaharun, yazzaharun, yuzahirun. Anladınız mı kıraatları? Yazzaharun, yazzaharun, yuzahirun. Üç şekilde okunabiliyor. Biz yuzahirun kıraatını okuyoruz. Peki, yazzaharun olursa onun aslı nedir? Yazzaharun. Yazzaharun olursa onun asluhu, aslı yetezahharun. Tezahhara yetezahharu. Hani şey vardı ya, ithâkale yethâkale. Onun aslı tethâkaleydi. Yazzaharun'un aslı da zaten tezahhara. Yetezahharun olursa ne oluyor? Üdgîmeti tâ'u fizzâ'i. Aslında orada tâ önce neye çevriliyor? Zaya kalp ediliyor. Zada zaya idgam ediliyor. Her ne kadar burada üdgümeti ta'ufi zayi dese de önce ta'zığa çevriliyor. Efendim ve sonra zı, yani za, zaya idgam edilmiş oluyor. Elif getiriyor başına. Nasıl? Başına da elif getiriyor. Hayır. Orada elif yoktur o kıraatta. Ya zıharun kıraatında elif yoktur. Ve fi kıraatin, bir kıraatte de bi elifin beyne zâi vel hâil hafifeti demiş burada.
Yani za ile şeddesiz hanin arasına ne getirmek? Bir elif. Yazzaharun. Yine o yetezaharun, onun aslı. Ta'yı za'ya kalbediyoruz. Za'yı za'yı devam ediyoruz. Yazza. Bak zı'dan sonra elif. Za ile şeddeli olan za ile ve şeddesiz olan hanın arasına ne getirmiş oluyoruz? Elif. Yazzaharun oluyor. Ve fi uhra, başka bir kıraatta ke yukatilun. Yukatilun gibi. O zaman ne oldu? Yuzahirun. Üçüncü kıraatta bu. Zahire yuzahiru. Yuzahiru, yuzahiran, yuzahirune. Kaç kıraat varmış demek ki burada? Üç. Birincisi yazzaharun. Aslı yetezaharun. İkincisi yazzaharun. Aslı yetezaharun. Üçüncüsü yuzahirun. Orada bir ilal falan yoktur. İdgam falan yoktur. Peki. Vel mevdi'us-sani kezalik. İkinci yerdeki yuzahirun kelimesi de aynıdır. Aşağıda da bir yuzahirun gelecek. Yani bu ayetteki yuzahirun, yazzaharun, yazzaharun, yuzahirun diye okunuyor. Bundan sonraki gelen yerdeki aşağıda yine gelecek. Vellezine yuzahirune min nisaihim. Kur'an'daki okunuşuyla. Ama buradaki okunuşuyla yazzaharune min nisaihim. Aşağıda da gelecek, anladınız mı? İkinci mevzu demek. Şimdi bu Celal'in tefsiri böyle kısadır. Ama rumuzlu bir yerde. Çok böyle, şimdi sen ikinci mevzu ne demek burada? Eğer bunu bilmiyorsan o zaman bunu anlayamazsın. Ne alakası var diyeceksin. Vel mevdi'us-sani, ikinci yerde kederlik böyledir. Ne demek bunun manası? Aşağıda gelen yuzahirun kelimesinin kıraatı da aynıdır. Yazzaharun, yuzahirun. Min nisaihim. Thümme ya'udune. Evet. Ellezine yazzaharun. Kıraatı okuduk. Ellezine yazzaharun. Onlar ki zihar yapıyorlar. Minküm, sizden. Sizden deyince Müslümanlardan. Kiminle zihar yapıyorlar? Min nisaihim, hanımlarıyla. Hanımlarına zihar yapan, sizden hanımlarına zihar yapanlar. Zihar neydi Mustafa? Hanımının sırtını, mahreminin sırtına benzetmek. Sırtına veya karnını, onların karnına benzeterek güya onun kendine haram olduğunu kastetmesi. Sizden hanımlarına zihar yapanlar yok mu? Mâ hünne ümmehâtihim. O zihar yaptıkları kadınlar onların anaları değillerdir. Analları olmadı. İn ümmehâtühüm, onların anaları olmadı. İllellâ'i velednehüm. Ancak onları doğuran kadınlar onların analarıdır. Şimdi bunlar bu inançlarında neydi? Sen bana ananın sırtı gibisin, ananın karnı gibisin dediği zaman neyi kastediyor? Sanki onlar onların anaları gibi onlara nikahları haram olmuş kabul ediyorlar. Allah da buyuruyor ki sizden hanımlarına zihar yapanlar onları kendi anaları sanmasınlar. Onlar onların anaları değil. Analar kimdir? Ancak doğuran kadınlardır. İllellâ'i. Lâ'i isme usul. Ancak doğuran kadınlar. İllellâ'i. Bihemzetin ve yâin ve bilâ yâin. Şimdi illellâ'i hemze ile okunuşu. Ve yâin illellâ'i. Tamam mı? Lâ'i. Ve bilâ yâin illellâ'i. İllellâ'i. Orada da yâsız. İllellâ'i. 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 Şeklinde kıraatı var. Şimdi yâsız olursa dâ'i. İllellâ'i. Şeklinde okunuyor. Uzatmasız. Uzatmadan. Evet, yani aşağıya doğru çekmeden. Oradaki yâ'yı efendim hemzeye kalbetmeden İllellâ'i. Şeklinde okunmuş oluyor. Peki. Bunlar kıraat şekilleri. İllellâ'i. Onların anaları ancak o kimselerdir ki veled nehum. Onları doğurdular. Onları doğuranlar. Ve innehum. Onlar biz zihari, ziharla
لَيَقُولُونَ diyorlar مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ. مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ çirkin sözler, kabul edilmeyen söz. مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ ne demekmiş? Yani şeriatın kabul etmediği bir söz. Şeriatta bilinmeyen bir söz. Ya da yalan söz, yalan. قَوْلِ مُنْكَر şeriatın kabullenmediği, onaylamadığı bir söz veya yalan bir söz. Buradaki yalan da zaten şu, sen bana anamın sırtı gibisin. Yani hanımını anasına benzetiyor. Dolayısıyla bu bir yalan söz. Tamam mı? Peki. Ve zura. Zur da zaten kezip. Feçtenibül ricse minel evsan ve çtenibü kavle zur ayette. Yani putlara tapmaktan uzaklaşın. Bir de kavle zur. Neyden? Yalan şahitlikten. Kavli zur, yalan şahitlik, yalan söz. Ve innallâhe şüphesiz Allah le'afûn gafûr çok bağışlayıcı ve çok affedicidir. Lil muzahiri zihar yapanı bil keffareti keffaretle. O zaman haram olmuyor, keffaretini vermesi lazım. Keffaretini vermeden onunla ilişkiye girmesi haram. Nasıl kurtulacak ondan? Ebedi haram değil. Kefaretini verdiği zaman kefarete gelecek, hanımı yine kendine helal olur. Talak da sayılmaz. Boşama da sayılmaz. Vellezîne o kimseler ki yazzahharûne min nisâihim. Yine üç kıraat. Yazzahharûn, yazzahharûn, yuzahirûn min nisâihim. Hanımlarına zahar yapanlar sümme yaudûne sonra geri dönüyor olanlar lima kalu dediklerine ey fihi söyledikleri neydi? Mesela sen bana anamın sırtı gibisin diyor. Sonra da dönüyor onunla evliliğini devam ettiriyor. Söyledikleri söze tekrar dönenler neyle? Bi en yuhalifuhu o sözün gereğine uymamalarıyla. Bi en yuhalifu söze muhalefet etmeleriyle. Ona aykırı hareket etmeleriyle. Neyle? Bi imsakil muzahiri minha. Muzahirin o hanımını yanında tutmasıyla. Muzahiri minha ne demekmiş? Yani. Efendim kadını yine yanında tutuyor. Ama tutması için de ne olacak? Kefaretini verecek. Peki o zaman ellezî öyle zihar yapan erkek ki hüve hilâfü ya da öyle söz ki ve hilafı maksudu zihar. Zihardan kastedilenin tersi o söz. Ellezî öyle bir muzahirin sözü ki hüve o hilafı maksudu zihar. Zihardan kastedilenin aksi. Zihardan kastedilen neydi? Önceki anladıklarına göre haram olmasıydı. Haram. Ha işte o haram olması değil de onun tersi. O da neden? Zihardan kastedilen şey min vasfil mer'eti kadını nitelendirmek, vasıflamak bir tahrim haramlıkla. Yani önceki inançlarına göre neydi? Bir adam hanıma zihar yaparsa bu hanım ona artık boşamış olduğu kadın gibi haramdı. Bunun aksi kastediliyor işte. Aksi ne? Tekrar ona dönmesi, evet, kefaretini vermekle ona tekrar eş olarak devam etmesi. Evet. İşte sonra sözlerine dönüyor olanlar bunların karşılığı nedir? Kefareti fetahrir rakabetin. Bir köle azat etmek. Ey yetaquha. Köleyi cariyeyi azat etmek aleyhi efendim bundan dolayı. Aleyhi. Aleyhi zamiri nereye raci? Yetaquha aleyhi. Yani o şahsa, o şahs, o zihar yapan şahsa, zihar yapan şahsa önce lazım gelen şey ne? Bir köle azadı. Eğer kölesi yoksa o zaman diğer sıralamalar var. Neden önce ona bir köle azat etmesi lazım gelir? Min gabli en yetemassa. Birbirlerine temastan önce, ilişkiden önce. Yani kadın kocayla ilişkiden önce bir köle azat edecek. Neyle birbirine temas? Bilvat cinsel ilişkiyle.
cinsel ilişki yapmadan önce kefaretinin birinci kademesi neymiş? Köle azat etmesi, gücü yetenlere. Peki o yoksa gelecek aşağıda. Zalikum tu'azune bih. İşte size hitap ediyorum. O şeylerde işaret ediyorum. Siz işte bununla öğütleniyorsunuz. Size böyle öğüt veriliyor. Zalikum tu'azune bih ne demek? İşte size böyle öğüt veriliyor. Dikkat edin burada. Vallahu Allah Celle Celaluhu bima ta'melune habir. Sizin bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah Celle Celaluhu sizin bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Demek ki zalikum tu'azune bih, işte size böylece ne yapılıyor? Öğüt veriliyor. Size böylece öğüt veriliyor. Kaçıncı ayet bu? Üçüncü ayet değil mi? Evet. Size verilen öğüt bu. Siz böyle öğütleniyorsunuz. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً فَمَنْ لَمْ يَجِدْ Her kim bulamazsa rakabeten bir köle. Yani adamın kölesi yok, imkanı yok. O zaman فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ Peşi peşine ara vermeden iki ay oruç tutmasıdır. Erkeklerde bu tamam ama kadınlarda şimdi iki ay kefaret orucunda buna tetabu deniyor. Peşi peşine tutmak gerekir. Ya da tevali. Tevali tetabu. E peki kadınların özel durumları var. O durumlarda nasıl 60 gün oruç tutacaklar? Özel durumları olduğunda orucu yerler. Adet hallerinde temizlendikten sonra tekrar devam edilir. Ama araya hamilelik girerse, hastalık girerse, başka sebeplerle tutamazlar, 60'ı tamamlayamazlarsa yeni baştan başlayacaklar. Anladınız mı? Yeni baştan başlayacaklar. Bunlar fıkıhlarda ayrıntılı bir biçimde izah ediliyor. Min gablen yetemâsse, yine temastan önce, yani cinsel ilişkiden önce köle azadını yapamıyorsa o zaman ne yapacak? Peşi peşine iki ay oruç tutacak. فَمَنْ لَمْ يَسْتَدُعُ Her kimin buna da gücü yetmezse اِيْ سِيَامَ Oruca gücü yetmezse o zaman فَاِذْعَامُ سِدِّينَ مِسْك۪ينَ Üçüncü kademe 60 fakiri ya bir fakiri 60 gün sabahla akşamla doyuracak ya 60 fakiri bulabilmişse bir sabah yemeği bir de akşam yemeği ya da onun karşılığı parayı verecek. Ya bir fakiri 60 gün ya 60 fakiri bir gün. 60 fakiri bir gün sabahlı akşamlı doyurmuş olacak. Aleyhi yine onun üzerine. Kimin üzerine? Zihar yapanın üzerine. Eğer oruç tutmaya muktedir değilse o zaman ne yapacak? 60 fakiri sabahlı akşamlı doyuracak. O sabahlı akşamlı fıkıhlarda geçiyor. Ey min gabli en yetemâsâ yine ailesiyle cinsi ilişki yapmadan önce. Ama önceki geçen iki şeyde min gablen yetemâsâ dedi. Feydâmü sittîne miskînâ burada min gablen yetemâsâ demedi. Dikkat edin. Şimdi usul-i fıkıhta mutlak mukayyet. Daha o konuyu okumadık Muhammed sizinle. Vecizde oraya gelmedik. Bir mutlak var, bir mukayyet var. Bir âm, bir has var. Şimdi burada mutlak olan mukayyet olan. Mesela yukarıdakileri ne dedi? Köle azat edecek cinsel ilişkiden önce. Bak kayıtladı cinsel ilişkiyle. 60 gün peş peşine oruç tutacak iki ay. Temastan önce. Bak onları kayıtladı. Ama feydâmü sittîne miskîne orada kayıtlamadı. Orada mutlak zikretti. Tamam mı? Önce cinsel ilişkide bulunsun sonra mı fakirleri doyursun? Önce fakirleri doyurmadan önce fakirler doyursun sonra mı cinsel ilişki olsun? Bunu belirtmedi buradan. İşte bu da onlara hamledilmiş. Mutlak mukayyede hamledilmiş buradan. Demek ki 60 fakiri doyuracak ondan sonra hanımı kendine el alacak. Doyurmadan hanımıyla efendim cinsel ilişkide bulunursa o zaman haram işlemiş olur.
Ey min kabli en yetemase hamlen lil mutlaki alel mukayyedi. Mutlakı mukayyede yorumlayarak. Mutlak hangisiydi? 60 fakir dedi. 60 fakiri doyurmak. Burada hiç söylemedi yani aile ilişkileri olsun olmasın diye bir şey söylemedi. Ama yukarıda iki maddede söyledi. Onlar mukayyet. Bak kayıtladı onları. Ama burada mutlak zikretti. O zaman mutlak mukayyet üzerine yorumlanmış, yüklenmiş, hamledilmiş oldu. Likulli miskinin her fakir için vardır. Müddün bir müd. Şimdi müd burada bir ölçek yani bu. Şimdi Şafii mezhebine göre müd, bunun belli bir gramı var. Şimdi müddün kelimesinin müddünün bir şeyi var söyleyeyim. Bu ölçek bize göre bir müd buğdaydan yarım sağ, arpadan bir sağ, yani aşağı 4 kiloya yakın. Buğdaydan olursa onun yarısı, hurmadan yine 4 kiloya yakın, şeyden söyleyeyim, arpadan yine o bir sağ, buğday unundan yine yarım sağ, müt ölçek, bir tahıl ölçeği demiş, yani yaklaşık 18 litre. O aslında 18 litre şeyin tamamı, söyleyeyim, buğdayın ölçeğinin tamamı 18 litredir. Müt dediğim gibi işte bir ölçeğin 8'de buğdaya göre 8'de biri, efendim 2 ölçek 2 kilo buğday, arpa da onun 2 misli veya onların değeri düşünülecek, tamam mı? Evet. Peki yani siz bunu müddü şöyle anlayın. Müddü fitre anlayın, fitre miktarı. Fitre miktarı. Ya da bir fakiri sabahla akşamı doyuracak kadar bir şey. Zaten fitre onunla takdir edilmiş. Fitre onunla takdir edilmiş. Şimdi İmam Suyuti Hazretleri Şafii olduğu için burada diyor ki min galibi kutil beledi. O memleketin erzakından genelde bulunanlardan. Mesela Şafii mezhebine göre bizzat fitre buğdaydan, arpadan, hurmadan, buğday unundan bizzat kendisinden verilir. Para olmaz. O memlekette, o memleketin gıda, rızık konusu genelde neyse onlardan verilir. Bu da Şafii olduğu için onu söylemiş. Ama Hanefi mezhebine göre ister buğday versin, ister ununu versin, ister arpa versin, ister üzüm versin, ister kuru üzüm veya ister hurma versin, isterse bunların karşılığı parayı versin. Caiz. Şafii mezhebinde de zaruret adam İstanbul'da nerede herkes buğdayı veya hurmayı bulup versin. O zaman ne yapıyor o? Veyahut da adamın ihtiyacı hurma değildir, fakirin ihtiyacı paradır. Hanefi mezhebine taklit ederek para verebilir. Evet, sabah akşamlık fakirleri doyuracak kadar bir miktar. Zalik ey tahfifu fil keffareti. İşte bu keffarette hafifletme. Şimdi yukarıda birinci derecede neydi? Köle azadı. O yoksa 60 gün sabah akşamlı oruç tutması, şeyle ara vermeden oruç tutması. Üçüncüsü 60 fakiri doyurması. Bak hafifletiyor, aşağı doğru geliyor. Ama o zihar yapan Evs Hazretleri'ne Peygamberimiz demiş, bir köle azat et. Demiş ya Resulallah, kölem yok. Peki oruç tut. Vallahi demiş, oruç tuttuğum zaman gözümün önü simsiyah oluyor. Neredeyse bayılacak hale geliyorum açlıktan. Yani tahammül edemem demiş. Peki 60 fakiri doyur. Vallahi ya Resulallah doyuramam demiş. Yani bak çok da böyle açık sözlü. Ondan sonra Peygamberimiz ona bir şeyler aldırtıyor. Hadi götür bunu çoluk çocuğuna ye. Ve bu şekilde de efendim onu kefaret sayıyor. Şimdi burada esasında hafifleme var. Yukarıdan aşağı köle azadı. Yoksa 60 gün peş peşine oruç, ona da muktedir değilse 60 fakiri doyurması. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Niçin böyle hafifletme böyledir? Bu zihar hükmünü koymakla Allah'a ve Resulüne inanmanız için. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Bunun manası yani bununla, yani bu hükmü beyan etmekle sizin
Allah'ın hükmüne, Resulullah'ın getirdiği ilkelere inanmanız için. Bunları böylece Cenab-ı Hak hafifletiyor. Bak, hükmü Allah koyuyor, peygamber koyuyor. Ve tilke il ahkamun mezkuratu. İşte bu zikredilen hükümler hududullah, Allah'ın sınırlarıdır, Allah'ın çizgileridir. Hududullah, yani kırmızı çizgiler, bunları aşmanız mümkün değil. Hudut, zaten Türkçemize geçmiş. Hudut, hudut ne demek? Efendim, sınırlar. Allah'ın sınırlarıdır. Peki, velil kafirine, inkarcılar için biha, bu ilahi sınırları, ilahi hududu inkar edenler için vardır azabın elimün, acıklı bir azap. Mü'limün, mü'lemün, iki türlü bu. Mü'limün, mü'lemün, acıtıcı bir azap. Mü'lim olursa ismi fail, mü'lemün olursa acıtılmış bir azap. Acıtılmış, yani şiddetlendirilmiş bir azap. Mü'lim olursa acıtıcı bir azap. Dediğim gibi bu Celal'in tefsiri çok kısadır ama tefsirlerin anasıdır. Çok rumuzlu yerler var. Yani ona şerh olmayınca da bunu hep anlamak da mümkün değil. Hocam biha zamiri nereye dönüyordu? Aşağıda mezkuren mi dönüyor? Efendim? Şu böyle kafirine biha dedi ya. He. Oradaki ahkam-ı mezkureye mi dönüyor? Aynen. Biha o hududa gidiyor. Hududullah. Hududullah'a gidiyor. İnnellezîne, muhakkak şu kimseler ki yuhaddûne, hadde yuhaddü, muhadedeten, müfaale babından yuhalifune manası. Kur'an'ın bazı yerlerinde bu lafızda geçen ayetler var. O kimseler ki şüphesiz muhalefet ederler, uymazlar, uymuyorlar. Allah'a, Allah'a ve Resulehu ve Resulüne. Allah ve Resulünün emirlerine aykırı hareket eden yok mu? Haberi burası innenin. Kübitu kema kübitellezine min kablihim. Dikkat edin. Kübitu kema kübitellezine min kablihim. Kübitu üzillu. Meçhul. Zelil edilirler, aşağılanırlar, hor ve hakir kılınırlar. Kema kübitellezine min kablihim. Onlardan öncekiler olduğu gibi. Yani geçmiş ümmetlerde, milletlerde Allah'ın şeriatına uymayanlar nasıl zillete mahkum edilmiş iseler, bu zillet bazen düşmanların eliyle olur. Bazen belalar, afatlarla olur. Bazen çeşitli yollarla olur. Yani geçmiş ümmetlerden Allah'a ve Peygamber'e muhalefet edenler nasıl zelil kılınmış iseler, bunlar da zelil kılınırlar. O zaman bugünkü ümmetin zelil kılınmasının ana sebebi nedir? He? Muhalefet, muhalefet. Bugünkü ümmetin zilletinin ana sebebi muhalefet. Allah dıştan düşmanları musallat ediyor, içten düşmanları musallat ediyor. Semavi belalar, arazi belalar. Bazen bu aile içinde oluyor, bazen komşular arası oluyor, bela sıkıntılar. Yani bir şekilde zillete mahkumiyet. Neymiş? Bir şekilde zillete mahkumiyet. Çok önemli bir açıklama burası. Min kablihim, bak kema kübitellezine min kablihim. Onlardan öncekiler zelil kılındığı gibi. Fi muhalefetihim rusulehum. Peygamberlerine muhalefetlerinde. Peygamberlerine muhalefet eden onlardan öncekiler nasıl zelil kılınmış iseler, bunlar da zelil kılınırlar. Hep böyle, tarih böyle. Tarih böyle, anladınız mı? Şimdi sen ne kadar dünyada müreffeh olmak istersen iste, Allah'a ve Peygamber'e muhalefet ettiğin sürece huzur ve saadet olmaz. Ne kadar ne vaat edersen, ne kadar tedbirler alırsanız alın, muhalefet çoğaldıkça sıkıntılar çoğalır. Anladınız mı? Ne kadar tedbir alırsanız alın. Zaten o muhalefetler kendisi zaten bir bela. Kendisi bela, isyan. Muhalefet isyandır. İsyanın kendisi zaten huzuru zedeleyen sıkıntılardandır. Şimdi bu ayet-i kerimeyi böyle hemen okuyup geçme. Allah'a ve Resulüne muhalefet edenler, onlardan öncekiler zelil kılındığı gibi onlar da zelil kılınacaklar, kılındılar.
Ne oldu şimdi? Sen bunu ne anlayacaksın? Şimdi öyle değil ki. Sen burada şimdi bunun manasını çok yönlü anlayacaksın. Ya. Çok yönlü. Evet. Allah'a ve peygambere itaat edenler muvaffak olurlar. Aziz olurlar. Şerefli olurlar. Allah'a ve Resulüne muhalefet edenler de zelil olurlar. وَقَدْ اَنْزَلْنَا Muhakkak biz indirdik buyuruyor Cenab-ı Hak. اَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Açık ayetler. دَالَّتٍ Öyle ayetler ki دَالَّتَنْ diyeceğiz oraya. Ne olduğu halde o ayetler دَالَّتَنْ delalet edici olduğu halde عَلَى صِدْقِ الرَّسُولِ Peygamberin doğruluğuna عَلَى صِدْقِ الرَّسُولِ Peygamberlerin doğruluğuna delalet eden birçok ayetler indirdik. Velil kafirin kafirler için vardır bil ayati. O zaman onun manasını vereceksiniz. Ne demek? Ayetleri inkar edenler için vardır azab-ı mühin, aşağılayıcı bir azap. Bu dünyevi olur, uhrevi olur. Ya da hem dünyevi hem uhrevi olur. Zû ihanetin aşağılayıcı bir azap. İhanet dedi. Yani muhataplarını aşağılayan, aşağıların aşağısına götüren bir azap. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ Allah-u Teala'nın onları dirilteceği günde cemiyan hepsini. Yani bizim bir o zaman şey var, dünya hayatımız var, bir kabir hayatı var, bir de وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتُ Haşir dediğimiz ölümden sonraki diriliş var. Ondan sonra burada onları mahşer gününde eğer Cenab-ı Hak nerede mesela onlara acık azap vardır bu yukarının zarfı aslında. Yevme o mühin var ya ismi fail onun zarfı bu. Nerede onlar için azap vardır? Yevme yeb'atuhumullahu cemi'a. Allah-u Teala'nın onların tamamını dirilteceği ya kabir hayatı veya kabirden sonraki mahşer hayatında. فَيُنَبِّئُهُمْ Allah onlara haber verecek بِمَا عَمِلُوا Bütün yaptıklarını. Nasıl Allah haber veriyor? Demek ki insanların yaptıklarının tamamı kayda geçiriliyor. اَحْسَاهُ اللّٰهُ Bak Allah onları zapta geçirdi. İhsa kelimesi esas ihsa-u nesemat nüfus sayımı ne deniyor? Kayda geçirme. Kayda geçirme. Tespit. Allah Celle Celaluhu bu ayetten mesela şeyde de var Keyif suresinde bu manada ve vudi'a al-kitab fetera al-mujrimina mushfiqina mimma fihi ve yekuluna ya veylatena ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan ve la kebiratan illa ahsaha. Kitapta büyük küçük ne kadar amel defterinde günahlar bulmuşlarsa Allah onların hepsini zapt etmiş. Yazmış. Melekler kaydetmiş. Dosyalar var şimdi. Her insanın dosyası var meleklerin elinde. Kameralara çekiliyor. Dosyalara kaydediliyor. Yani inkar mümkün değil. Biz inkar etsek bile organlarımız şehadet ediyor. Veya bastığımız topraklar şahitlik ediyor. Şahitler çok yani. Dibinde oturduğumuz, gölgesinden faydalandığımız ağaçlar şahitlik ediyor. Ama bu oturduğumuz binalar şahitlik ediyor. Şahitler çok. Ahsahullahu Allah onların yaptıklarını kayda geçirdi ve nesuhu onlar unuttular. Zaten insan nisyan kökünden bir manada türemiş. İnsan nisyan ile malul bir varlıktır diyor ya. Nisyan, unutma. Onlar unuttular. Biz çabuk unutuyoruz geçmişi. Geçmişi sildik. Sanki geçmişte hep defterimiz piri pak böyle tertemiz, akı pak. Öyle değil. Geçmişi unutmamamız gerekir. Neyimiz var, neyimiz yok. Muhasebe, buna da muhasebe diyoruz. Muhasebe, murakabe, mücahede, bunların hepsi birbirini besleyen kelimeler. Vallahu ala kulli şeyin şehid. Allah-u Teala her şeye şahittir. Evet. Bir sayfa Kur'an-ı Kerim sayfasıyla bugünlük bu kadar yeter. Belki bazen şeyde yapabiliriz. Bir sayfaya geçebilir.
Tamam mı? Hocam buradaki güvene su kelimesi var ya, oradaki vav'ı haliye olarak mı? Hayır, vav'ı haliye. Ha şeydeki. Güvene su. Anladın. Unutmuş olduk. Olabilir. Halbuki onlar unuttular. Evet. Evet. Allah da onların amellerini saygı olmuyor. Allah onların amellerini kaydederken onlar kendi yaptıklarını onlar bu haldeyken ne yaptılar? Unuttular. Evet. Burada kalalım. Hatta şu ayeti de okusak. Yok. Tamam. Burayı yarın devam edelim inşallah. Yarın aslında şeyden o Halebi'den bir fotokopi çektirsek de gelinceye kadar birkaç sayfa ondan devam etsek. Başlasak. Çünkü o gerçekten belki bugün çok okutulmayan ama çok lazım olan bir kitap. Lazım olan bir kitap. Nur-i Nizah başka, o başka. Onun da farklı özellikleri var. O da zaten İbrahim Halebi'nin. Yani Mültegayı zaten biz okuyoruz. O da İbrahim Halebi Hazretleri'nin. Onu okuyacağız. Ve bu arada ileride bir yine belki ihtiyaca göre başka bir ders daha koyabiliriz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.